Evet değerli arkadaşlar, çok kıymetli kardeşlerim. Korkmaz Bey Halep Keçisi YouTube sayfasında yeni bir videoda yine birlikteyiz. Çevişimizi besliyoruz. Sürüden farklı olarak bu hayvanları beslemek, özellikle Ağustos sonrası gelmeden önce bu hayvanların kesinlikle kilosunu alması gerekiyor. Tekelere beslerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bu konuyla ilgili bu video. Özellikle dektomaksı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Her 15 güne bir tekelerinizde dektomaks vuruyorsunuz. 1,5 milim, 2 milim, 50 kiloya bir. Aynı zamanda Dodiçle diye bir vitamin ilacı var. Bu ilacı da tekelerinizi destekliyorsunuz arkadaşlar. Ne yapmanız gerekiyor? Aynı keza Dodiçle de teke katım zamanı öncesi bu hayvanlara hem Dodiçle ile vitamin ve büyüme eksiklerini tamamlayan takviye, hem de Dectomax gibi hem iç parazit hem de dış parazit için özellikle tedavi uygulamanız gerekiyor arkadaşlar. Aynı zamanda bu çebiş tekemiz yayıldı. Biz buna yem takviyesi veriyoruz. Sabah yarım kilo, akşam yarım kilo artık yiyebildiği kadar kuzu büyütme, kuzu başlangıç gibi enerjisi çok yoğun palet yemlerle biz bu hayvanları besliyoruz. Bu tip bir beslemede tekeniz iyi verim sağlar. Özellikle 2, 3, 4 tane ise tekeniz birbirleriyle rekabet edeceklerdir. Bir ay sonra bu rekabet başladığında kilosu olmayan tekeniz, üzerinde et olmayan tekeniz hastalanacaktır. Bu rekabetten ötürü bu hayvanlar sürekli kavga edeceklerdir. Sürekli tutuşacaklardır birbirleriyle. Bu yüzden de bu hayvanlar gerektiği şekilde beslenemeyecektir. Bu yüzden beslenemediği için de hayvanlarınız hasta olabilir, hastalanabilir. Bunu engellemek için dediğim gibi hem iç parazit hem dış parazite özen gösteriyorsunuz. Hem de böyle bir yemle bu hayvanları tamam, gel. Hadi bakalım mürkme. Beslemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi gel. Bunu unutmayın. Tekenin kalitesi çok çok önemli. Çünkü bunun yoluyla süren ırka 2 yıl belki de 3 yıl bakacaksınız. Onu büyüteceksiniz, emek vereceksiniz, yayacaksınız. O yüzden tekenizin iyi olması, ırkının baskın özelliklerini taşıyor olması çok önemli. Bu yüzden de teke alacağınız yerden oğlaksa tekenin oğlan babasını görmenizde çok fayda var. Annesini görmenizde çok fayda var. Annesini ve babasını görmediğiniz oğlağı eğer gerçekten bu işten verim almak istiyorsanız almayın. Kesinlikle annesini ve babasını görün. Bunu görürseniz oğlaklarınızın nasıl çıkacağı hakkında fikir sahibi olursunuz. Damızlık yapmanız daha da kolay olur. Bunlar önemli şeyler. Küçük şeyler ama gerçekten önemli şeyler. Bunlara dikkat ederseniz sürünüzden inanılmaz verim alırsınız. Bu verimden ötürü de bu işte başarıyı elde edersiniz. Sağ olun. Dediğim gibi arkadaşlar, aşırı özellikle iç parazit, dış parazit Dodiçle'yi tavsiye ediyoruz. Vitamin olarak artı bu hayvanlar aşım zamanı kesinlikle kilolarını almış olmaları gerekiyor. Eğer bu kiloyu almazlarsa mutlaka tekeleriniz hastalanır. Çok fazla kavga yaptıkları için bir tanesi verimden düşer ve ölebilir. Yani ölme durumuna gelebilir, kaybedebilirsiniz. Bunun olmaması için iç dış parazit ve özel besiye çekeceksiniz. Bu hayvanlar normal şeyin yanında yemde yiyecekler. Biraz sonra koca oğlanın yanına geçeceğiz. Biz bunu burada bırakalım şöyle. Bu hayvan gel. Gel oğlum. Gel benim de. Bu hayvan maalesef bu şekilde olmazsa olmazı. Böyle güzel yiyor. Bunu burada bırakacağız. Gel. Gel bakalım. Bunu böyle burada bırakacağız. Böylece tekemiz. Bunlara da bir isim koyamadık doğru düzgün. Bazen Poyraz diyoruz. Bazen Fırtına diyoruz. Ne olmuş buna? Sürekli isimler veriyoruz. Tekeniz için arkadaşlar. Gel. Gel oğlum. Gel. Gel. Gel bakalım. Gel ha.
Gel 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 gel. Hadi bakalım Çebiş. Gel oğlum hadi. Hadi seni göreyim. Hadi bakalım. Al. Hadi. Evet. Koca olanın yanına gidelim. Bu iyi dursun. Gel. Beni takip et kameramı arkadaşım. Görecek misin sen de? He? Görecek misin? Gelirsen gel hadi şu. Gel. 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 Yeni gel. Alışmış beyefendi. Biz yanında olursak yiyor. Yoksa yemek istemiyor galiba. Ye. Her yerde çamur. Biraz sonra koca olanın yanına gideceğiz arkadaşlar. Yağmur da yağıyor. Biraz da soğuk. Hadi. Hadi sen ye ya da yeme gel. Koca olanın yanına gidelim. Hadi ya çamur benimle beraber gel. Bunu da buraya çektim arkadaşlar. Her yer gör olmuş. Koca olan. Bunların parazit kapının. Bunları da şunları göstereyim. Arkadaşlar biz biliyorsunuz gel şöyle. Demir doğrama üzerine atölye oluşturduk. Özellikle önce kendi ihtiyaçlarımızı görmek üzere. Her yerde böyle duvarların üzerinde yaklaşık kameranın arkadaşım. Bu şekilde 7 santimden oluşan otluklarımız var. Buralara vitamin tozu ve tuz atıyoruz. Hayvanlarımızı vitamin tozuyla tuz ve kepek karışımıyla çok güzel buraya atıyoruz. Bunların eksik vitaminlerini tamamlamasını sağlıyoruz. Bu çok önemli. Özellikle sürüyse yetersiz bakım besleme varsa buna dikkat etmenizde fayda var. Bu şekilde bir de kilo vereyim arkadaşlar. Dediğimiz gibi delkan, demir doğrama olarak şu şekilde otluklar yapıyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Buraya bunlardan yapıyoruz. Bunlardan yapıyoruz ve bunun arkadaşlar bu şekilde ayağı var. Hem çok hafif hem de kesinlikle yıkılmaz. Devrilmez. Keçilerde içine çıkamaz. Bakın ayaklarına çok hafif. Biz bunu bu şekilde 1350 liraya veriyoruz. 10 tane 5 tane olursa ufak bir ikram yaparız. Devsan demir doğrama atölyesinde biz kendimiz yapıyoruz. Gelin. Bundan alırsanız bundan da kapakları hediye ederiz arkadaşlar. Koca olan. Seni buraya mı kapattılar? Eyvah eyvah. Her yer çamur. Gel bakalım. Gel durumdasın sen. Dur. Geldim. Evet. Bu adam burada. Yemta içinde kalmış. Şöyle bir arkadaşlara merhaba de biraz sonra dersin. Evet. 20 kilo şey. Fena değil. Gel buraya. Gel. Gel oğlum gel. Orada var öteki de. Bu adamı da burada besliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar Dectomax ve Dodiç'le bizim tavsiyemiz. Dodiç'teyi haftada bir, 5 güne bir yapabilirsiniz. Ama Dectomax'ı da 15 güne bir, 14 güne bir, 16 güne bir yapıp ayda bir kere veya duruma göre hap da atmanızda fayda var. Bunlar için parazit çok tehlikeli. Tekelerinizi sağlıklı tutarsanız iyi neticeler alırsınız. Gel gel buraya gel. Bak ayağa kaldırdım. Bu adam yemeye başladı. Buralarına da çok hoşlarına gider. Masaj yapıyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet. Önce karın yaparlar. Karınları genişler bu hayvanların. Sonrasında o karın dolduktan sonra kilo almaya başladılar arkadaşlar. Dediğim gibi eşleşme öncesi mutlaka kilolarını almış olmaları gerekiyor bu hayvanlar. Yoksa başınız belaya girer, sıkıntınız büyük olur. Gel bakalım, şimdi içeriye girelim. Bu hepsini yemiş ama ötekinin yanına gene geçelim. Çünkü o gelmedi. O kapı da açık gelmedi, hayret. Bir yardım mı istiyor? Anlamadım. Gel buraya! Yemedi ötekinin. Gel seni görsünler. Gel. Gel. Gel hep çamur. Gel. Koca olan. Gel oğlum. Gel. Onu çek hele. Gel.
Gel buraya kamera bak. Gel abi. Buraya gelir misin? Gel 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 şunda. Ona biraz odak ha. Gel. Buraya gel kameraman. Gel. Bu hayvanların yarısı içeride yarısı dışarıda. Burada mesela kafalar. Mesela girmek istek girsin buraya. Durun. Geldi mi öteki? Öteki çık da bir girsin öteki. Gel. Gel bakalım gel. Dediğim gibi arkadaşlar ıslanmışlar hayvanlarınız. Yerler ıslak. Yarısı buraya kapalı kalmış. Şu anda karanlığa geldik. Değerli kardeşlerim, tekelerde dediğim gibi bunlara dikkat ediyorsunuz. Gerçekten bu işte başarı elde etmek istiyorsanız tekelik oğlağınızın hem babasını hem annesini mutlaka görün. Hiç zararı yok. Özellikle annesini de süsünü sağlarsanız annesinin bu sürünüz için inanılmaz fayda sağlar. Yani bilin ya, bir kilo süt veriyorsa da bir kilo veriyor dedi. Dur! Herkes bilsin yani. Dur oğlum dur, tamam kızım, hepsi sola. Evet. Kameraman gidelim, gel. Evet, gidiyoruz arkadaşlar. Beni bırakın, çekilin. Evet arkadaşlar, bir başka videoda yeniden görüşebilmek umuduyla hepinize selam ve saygılarımı iletiyorum.